Samimi Analiz programıyla karşınızdayız ve bugün yine çok değerli bir konuğum var. Enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Doktor Dilek Leyla Mamçu bizlerle. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Çok teşekkürler beni davet ettiğiniz için. Teşekkür ederiz hocam biz de. Çünkü aydınlanmamız gerekiyor. BioNTech Tabii. davası ile ilgili. Hemen öncelikle biraz geriden almak istiyorum. Pandemi, koronavirüs sonrasında BioNTech aşılarını gördük. Türk asıllı bilim insanlarımız Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in geliştirdikleri BioNTech aşısına Almanya'dan bir sağlıkçı tarafından dava açıldı. Dava ertelendi ama hemen şunu sormak istiyorum. Gerçekten bu yan etki iddiaları doğru mudur? Sağ olun öncelikle bu açıklama fırsatını verdiğiniz için. Şimdi bu pandemiyi dediğiniz gibi ben de biraz geriden alacağım. 2019'un sonlarında ve 2020 yılında bütün dünyanın yaşadığı neredeyse her kıtada ölümlerle büyük maddi manevi kayıplarla seyreden 3 yıllık çok büyük bir pandemiden söz ediyoruz. Bu pandeminin ortalarına yakın 1. yılın sonunda gerçekten rekor denilebilecek bir yerde ve büyük göğsümüzü kabartan bir şekilde de Türk bilim insanlarının sayesinde bu aşıya ulaştık. Tabii bütün dünya aynı aşıya aynı anda ulaşamadı ama yine de şu gün geldiğimiz noktada dünya nüfusunun da %70'inin bu aşıyla aşılandığını biliyoruz. Pandeminin bitirilmesiyle ilgili bir takım kurallar ilk başlarda anlatılırdı. Siz de hatırlayacaksınız. Bir pandeminin sonlanabilmesi için yani daha doğrusu dünyada daha önce hiç olmamış bir hastalığın bitebilmesi için buna toplumda, popülasyonda %60'tan fazla insanın bu kişi ya aşıyı geçirerek ya da aşı olarak ya da hastalığı geçirerek bağışık olması gerekiyor. Eğer bu bağışıklığı biz geçirerek kazanmaya çalışsaydık, yani aşılar olmasaydı, biz asla bu pandeminin bitmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalamazdık. O yüzden şu anda pandeminin bitmesini sadece aşılara borçluyuz. Diğer sorunuz olan aşılarla ve yan etkilerle gelecek olursak, dediğim gibi dünya nüfusunun %70'inden fazlasına yapılan bir aşı. Bugüne kadar 13 milyardan fazla aşı yapılmış. Bunların önemli bir kısmı da bu messenger RNA teknolojisi dediğimiz aşılar. Tabii ki aşıların büyük bir popülasyonda bildiğimiz klasik denemeler yapılmadan yapıldığını herkes biliyor ve bu pandemi zamanlarında verilen onayın da acil onay olduğu biliniyor. Dolayısıyla bazı yan etkiler olabilir, olması da mümkün. Ancak bilimsel zeminde böyle bir şu anda konuşulan, yazılan, bahsedilen herhangi bir klasik yan etki yok. Şöyle demiş, davayı açma sebebi de şu, aşı yüzünden aşırı yorgunluk, uykusuzluk, vücut ağrıları ve işte belirli yerlerde şişkinlik sebebiyle. Yani bunlar sadece aşıya dava açmaya gerekçe gösterilebilir mi peki? Evet, bu konuda BioNTech'ten de bir açıklama geldi. Bunların aşıyla alakası olduğu kanıtlanamaz diye. Muhtemelen dava takipsizlikle sona erecek ama tabii böyle bir sansasyon oldu. İnsanların akıllarına bir takım fikirler getirdi. Daha önemlisi aşı karşıtlarının eline de iyi bir koz verdi diye düşünüyoruz. Biz enfeksiyon hastalıkları uzmanları yıllarca sahada hastalıkların tedavisinde aşıları çok aktif kullanan hekimleriz. Çocuk hekimleriyle birlikte ve salgınları durdurmanın tek yolunun da aşılar olduğunu biliyoruz. Bu yüzden aşı karşıtlığını anlamamız zorken onları ikna etmeye çalışırken bir taraftan da böyle spekülasyonların yayılması tabii bizim açımızdan biraz daha durumu zorlaştırdı. Ama bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Peki hocam bir de yine ülkemizde de böyle haberler yapıldığı için de yine sormak istiyorum. İşte kan pıhtılaşması, ondan sonra özellikle derken yaşlarda kalp krizine bağlı ölümler. Yine bu haberler de o zaman asparagas haber oluyor.
Şimdi efendim aslında bir aşıyla daha doğrusu iki şey arasında ilişki kurabilmek için neden sonuç olduğunu kesin kanıtlamak gerekir. Bugüne kadar aşıya ait yan etkisi, daha doğrusu sıklığı arttığı bildirilen bir tek şey oldu. O da AstraZeneca aşısının yarattığı ve genç yaşlarda görülen, yani 20'li yaşlarda genç erkeklerde daha fazla görülen kalp zarı iltihabı, yani miyokardit denilen durum. Bu miyokardit nedeniyle de o yaşlardaki insanlara belli ülkeler aşıyı, o aşıyı değil başka aşıyı yaptırttılar. Yahut da onlar o aşıyı yarım doz oldular. Ama diğer bahsettiğiniz şeylerle ilgili sadece tabii ki duyumlarımız var. Ama bunu unutmayalım ki şurası çok önemli. Tabii ki bir kalp hastalıklarında artış var. Bunu bütün kardiyologlar söylüyor, bütün doktor arkadaşlarımız söylüyor. Ancak 3 yıl boyunca evde oturan, aşırı beslenen, hareket Herkes etmeyen, yaptı. doktora gitmeyen, kendi ilaçlarını almayan da ama normalde kalp hastalığı gelişmesi mümkün olan bir popülasyon da olabilir bunlar. Bunlar şimdi hastaneye gittikleri için kalp hastasıymış gibi gözüküyor edebilirler. O yüzden pıhtılaşma olsun diğer kanla kalple ilgili hastalıklarda henüz böyle sebep sonuç kesin olarak kanıtlanamadı. Aşılarla ilgili zaten böyle bir şeyin kanıtlanması da çok kolay değil ama tabii ki ciddi bir şey çıkarsa mutlaka haberimiz olacak. Hocam son olarak bir kez daha sormak isterim altını çizmek için. Bu aşı olmasaydı ne durumda olurduk? Valla bu aşı olmasaydı ne durumda olurduk? Yani hayal etmek bile istemiyorum. Şu anda maskeli durumlarımızı unutmaya çalışıyoruz hepimiz. Ama aşı olmasaydı şu anda yoğun bakımda, bakın yoğun bakımlarda ilk günlerde yatan hastaların neredeyse tamamı, yani belli bir yaş grubu ve hastalık seviyesinin hemen tamamı ölüyordu. Daha sonra ilk Sinovac aşıları çıktığında onları yapılan grupta ölümler azaldı. BioNTech yapılmaya başladıktan sonra neredeyse kalmadı. Bizde artık ölen hastalar sadece aşı reddi olan hastalar. Aşısız hastalar hala ölüyorlar. Geçen hafta da, evvelsi haftalarda ölüyorlar. Ama COVID hastalığı salgını bitmiş değil. Ama ölümler çok azaldı. Artık normal bir virüs düzeyine geldi ve bütün dünya rahat bir nefes aldı. Herkesin sosyal, ekonomik ve idari yönden hayata dönmemizi sağladı. Bundan daha farklı ve fazla bir şey düşünemiyorum. Gerçekten bu aşılar olmasaydı biz hala o dönemde kalırdık. Siz bizim sağlık savaşçılarımız olarak son olarak söylemek istediklerinizi de almak isteriz hocam. Bu söylentilere teşekkürler. Öncelikle bu söylentilerin tabii artacağını öngörüyoruz. Çünkü işin içerisinde büyük paralardan bahsediyoruz. Söylediğim gibi 13-14 milyar insan, milyar doz aşı dünya nüfusunda en az hani birer kez aşı olanların sayısı %70'in üstünde. Mutlaka aralarından bu şeylerin iddia edecek, buradan kendisine bir çıkar sağlamaya çalışacak. Gerek şahsi, gerek toplu, gerek belki hukuki kurumlardan da böyle bir şeyler çıkacaktır. Yani çıkmaması ihtimal dışı ama bunlara itibar edip de aşılarını olmamak doğru bir hareket değil. Biz önümüzdeki yıldan itibaren grip aşısıyla COVID aşısını birlikte uygulamaya başlayacağız. Özellikle risk gruplarına, yaşlılara, alt yatan hastalığı olanlara kesinlikle önereceğiz. Toplumda eskisi kadar zorunlu değil ama hastalık yaşlı gruplarında ve hastalığı olanlarda mutlaka grip aşısı ve COVID aşısının birlikte yapılmalarını sağlamak istiyoruz. Dilek Hocam vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok çok teşekkürler katıldığınız için de. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşçakalın. Evet, enfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji uzmanı Doktor Dilek Leyla Mamçu bizlerleydi. Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.